قلب رجل واحد تفرق نبضه بين البلاد رعاة الحق أنصار الجهاد رجال عادوا رب العباد Çengiz içeride mi? O içeridedir. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bilmiyorum. Efendim, efendim. Ne var Burhan? Ne istiyorsun? İbni Teymiye vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ne zaman? Bugün. Onun ölümüne işkence mi sebep oldu? Hayır efendim. Şey hastaydı. Herhangi biri onun ölüm haberini duydu Hapsane mu? Hapishane arkadaşı. İbni Keyim El Cevziye. Evet. Ailesi de mi? Onu kardeşi Abdurrahman'a göndereceğiz. Hayır, şu an hiç kimsenin onun ölüm haberini duymaması lazım. Kesinlikle. Fakat... Efendim, Burhan, olur. Şeyhin cenazesi sel olacak. İnsanların yanındaki değerini biliyorsun. Ve belki de biri ağzından kaçırıp İbni Temmiye'nin işkenceden dolayı öldüğünü söylerse, o zaman ne yapacağız Burhan? Eğer bunu biri ağzından kaçırırsa Dımaşk'ta bir volkan patlayacak. Ve kesinlikle durdurulamayacak. İşte o zaman volkanın ağzını kapatmamız lazım. Nasıl? Asker. Askerin bütün yerlerini terk edip yolları ve çarşıları tutması lazım. Ve şeyhin taraftarlarının korkması için de kılıçları kuşanması lazım. Kapıyı açın! Açın kapıyı! Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni! Çıkarın beni buradan! Açın kapıyı! Kapıyı açın! Kapıyı açın! Kapıyı açın! Çıkarın beni! Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni buradan! Bu İbni Keyyim El Cevziye'nin sesi mi? Onun adı Muhammed İbni Ebi Bekir'dir. Babası Şeyh Abdurrahman El Cevziye'nin çocuklarından birinin inşa ettiği... El Cezviye Medresesi'nde hademeydi ve bundan dolayı Muhammed İbn Ebi Bekir İbn Keyyim El Cevziye diye isimlendirildi. Çıkarın beni ey bekçiler! Çıkarın beni! Çıkarın beni! Neden böyle bağırmasına izin veriyorsun ki? Söyler misin? Elimde bir şey yok. O Şeyh İbn Temniye'nin cenazesinde hazır bulunmak istiyor. İbn Temniye? İbn Temniye öldü mü? Şşşt! Sessiz ol! Ben sana bir şey söylemedim. Sen de benden bir şey duymadın. Bu ne zaman oldu? Söyle. Bugün oldu.
Biz şüphesiz Allah'tan geldik. Tekrar ona döndürüleceğiz. Sakın bu sırrı birine ağzından kaçırayım falan deme. Fe subhanallah. Fe subhanallah. Memleketimizde ölüm de sırlardandır. Burhan, muhafızların büyüğü o. O böyle emretti. Anlasana. Sürekli. Sürekli olan cennetlere. Sürekli olan cennetler, sürekli cennet. Sürekli cennete yolla beni Allah'ım. Allah'ım musibetimin karşılığını ver. Allah'ım musibetimin karşılığını ver. Allah'ım musibetimin karşılığını ver. Ey bekçi! Ey bekçi! Kuzem! Ona cevap ver. Dinin güneşi sağırlar gibi böyle durma. Ey Şemsettin, ne istiyorsun? Güneş bugün battı. Ve imam öldü. Allah'ın kuvveti ve kudreti dışında bir kuvvet yoktur. Çıkarın beni. Bu bizim elimizde değil. Tenkiz'e söyleyin ki cenazede bulunup temiz cesedin üstünde namaz kılmak istiyorum. Söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. Allah rızası için bana söyle. Şeyhin cesedi nerededir? Senin yanındaki odaya naklettik. Adama hem hayatında hem ölümünde böyle mi ihanet edilir? Bu ne biçim zulümdür? Biz hiçbir insana zulmetmedik. Eğer bilseydiniz... Eyüp. Cesedi Emir Tenkiz'in sarayına götürün ama tam bir gizlilik içinde. Tam bir gizlilik. Burhan, onu nereye gönderiyorsun? Ne istiyorsun? Burhan, ne istediğimi biliyorsun. Sultanın emri olmadan Dimeşk valisi seni asla çıkaramaz. Bir tek kelime için beni hapishaneye attınız. Gerçeğine bakarsan o Allah'a isyan. Sen mi? Seni hapishaneye koyduk ki Rahman ve bir olan Allah'ın adaleti gerçekleşsin. Burhan, ben sana sormadım. Sen akide ve iman konularında cahilsin. Din ve şeytanla mücadele adı altında insanları etkileyen senin gibi şeyhlere yazıklar olsun. Allah seni affetsin. Ey enbiyaların sükuneti. Vallahi eğer cenaze işleri beni meşgul etmeseydi, ayakkabılarımla seni dövecektim ve seni bırakmazdım. Allah'ın seni affetmesi için şu an sana dua edeyim. Fakat benimle senin aranda düşmanlık var. Unutkanlığın zararını bana hatırlatır mısın? Biliyorsun ki ben ticaret için üzüm satıyorum. Sense eğer o üzüm meyhane sahibine gidiyorsa haramdır diye fetva vermişsin. Bu Allah'ın kanunudur ey Burhan, bunu biliyorsun. Ticareti Allah helal kıldı. Rahman'ın helal kıldığını sen nasıl haram yaparsın? Kötülüğe giden yolları kapatmak istiyoruz. Kur'an'da olmayan şeyleri çıkarıyorsun. İnsanlardan bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını söylerler. Ama onlar mümin değildirler. Ey dilinin kurbanı, beni küfürle itham ediyorsun. Dönmemi bekle. Seninle görüşeceğiz. Sabret. Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Mesuliyeti Abdurrahman İbni Temmiye taşıyor. O benim kardeşimdir. İnsanlara onun
senin gözlerinin önünde öldüğünü söyleyeceksin. Ama yalan söyleyemem ben. Abdurrahman, sen yalan söylemeyeceksin ki. Şimdi onu göreceksin. Sonra insanlara yemin edip onu ölü olarak gördüğünü söyleyeceksin. Onu öldükten sonra gördüğünü söyleme. Onu ölü olarak gördüğünü söyle. Onları yatıştır. Bu yalan değil. Ayrıca biz insanların ve memleketin iyiliğini istiyoruz. Bir de fitnenin çıkmasından korkuyoruz. Bildiğin gibi fitne öldürmekten daha tehlikelidir. Biliyorsun değil mi? Allah-u Teala der ki, Allah'ın buyruğuna haykırı hareket edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Abdurrahman, emrimi yerine getireceksin. Onu defnettikten sonra istediğini söylersin. Ey İbni Hanbel der ki, bizimle onlar arasında cenazeler vardır. Öyle dediğin zaman doğru söyledin. Rahat ol. Şeyhülislam'a yakışır bir cenaze olacak. Büyük bir kalabalık. Allah rızası için bana doğruyu söyleyin. Hangi doğruyu? Onu zalimlerin eli mi öldürdü? Abdurrahman! Sakın bunları insanların önünde söylemeye kalkma. Bir sorunla ateşi kürüklersin. Bu konuda bir daha soru sorma ve düşünme Abdurrahman. Öldü. Şimdi sana düşen imamın cömertliğini aratmaman. İyi de... Kimden korkuyorsun? İbni Keyyim. Onun en büyük öğrencisi. Bu seni ilgilendirmez. İbni Keyyim kaledeki hapishanede devam edecek. Ve o ayaklarıyla hapishaneden çıkaracak. Bana bunu garanti eder misin? Ondan caydığım bir şeyi sana hiç vaat etmedim ey Sıpki. Eğer bu defa sözün doğru çıkarsa Dimeşk'in batısındaki bir arazimi sana hibe edeceğim. Bütün umutların bir anda doğması ne kadar güzel bir şey. Cenaze ve haberin insanlar arasında yayılması. Senin işinle ilgilenmekten ondan daha tehlikelisini bana unutturdu. Çağrıcının sokaklarda onun ölüm haberi duyurduğunu... Duyduğun zaman hemen saraya koş. Ve Tenkiz'e üzüntü ve acını bildir. Onun üzüntüsünden yüzümü çamurla örteceğim. Hem de simsiyah. Çok güzel. Çok güzel. İzninle ey Dimeşk imamı. Dimeşk'in imamı. Ey kelimenin mahareti. Allah'ım ona mağfiret et. Merhamet et ona. Onu affet ve afiyet ver. Ve yerini güzel kıl Allah'ım. Yerini genişlet. Onu kar ve dolunun suyuyla yıka ki onu hatalarından temizle. Kuzem, onun defin işlemlerini bitirdiler mi? Sen merak etme, gereken yapılacaktır. Bana ne olduğunu söyler misin? Ey İbni Kayyim el-Cevziye, sana Muhammed mi yoksa İbni Kayyim mi dememi istersin? Söyle bana. İbni Teymiye beni hep İbni Kayyim diye çağırırdı.
İbni Keyyim, o zaman kendi cevabınla bana söyle. İbni Teymiye'yi kim aşırı ve sert olmakla itham etti? Allah'a yemin ederim onu ancak basit, yumuşak ve kızmayan birisi olarak tanırdım. Fakat Allah'ın hukuku çiğnendiğinde hep kızardı. Ve dini doğru bir şekilde anlayan insanların en iyilerindendi o. Peki onun hapishaneye girmesine sebep olan fetvasına ne diyorsun? Sen de çok iyi biliyorsun ki zamanımızda meyhaneler her tarafa yayılmış durumdadır. Zulüm, zina, İslam'a zıt şeylerdir. İbni Teymiye bütün bunlara karşı çıkıyordu ve bütün insanları selefi salihinin üzerinde bulunduğu çizgiye, kitap ve sünnetle hükmedilmesi gerektiğine davet ediyordu. O ne güzel bir insandı. Tabii olarak onu aşırılık ve sertlikle itham edeceklerdi. Ama sen... Talak konusunda onun görüşünü söyledim. O doğru olan görüştür. Onu sen de biliyorsun. Elhamdülillah. Hapishaneye girdiğin için Allah'a şükür mü ediyorsun? Allah'a şükretmek her halükarda gereklidir. Kuzen, biliyor musun, hapishane bana çok yaradı. Önüme berrak bir aynayı koydu. Kendimi müşahede ettim. Sonra anladım ki insanın nefsiyle cihad etmesi günahları yok ediyor. Allah rızası için söyle bana. Nebi olan Yusuf hapsedilmedi mi? Resulullah Beni Talip Vadisi'nde mahsur edildiğinde hapsedilmedi mi? İmam Ahmed İbni Hanbel, İbni El-Cevzi ve İbni Teymiye ve diğerleri. Söz ve vaat sahibiydiler. Tereddütsüz azabı ve işkenceleri tattılar. Aldırmadılar. Vaatlerine sadık kaldılar. Onun içinde durumları gittikçe ağırlaştı. Allah'a hamdolsun. Cenaze selamet ve güven içinde geçti. Şiddetli izahımdan dolayı insanların ayaklarının altında 5 tane adam öldü. Ya Burhan, bu basit bir şeydir. Ben Abdurrahman'dan başka bir şeyden korkmuyordum. O bildiği halde elim hançerimin üzerinde beraber yürüyordum. Bundan dolayı ağzından hiçbir şey çıkaramadı. Efendim, benim korkum Abdurrahman değildir. Asıl korkum şeyhin göğsü üzerinde öldüğü kimsedendir. İbni Keyyim. O efendim, belki kendini ona yakınlaştırıp bir şeyi hakkımızda yaymak ister. Bunun için onu hapishaneden çıkarmak gerekir. Burhan, İbni Teymiye'nin ölümü için üzgün olduğumu söylersem bana inanır mısın? Ben de efendim, ben de. Dımaşk göklerini süsleyen bir yıldız gibiydi. Fakat efendim, bu mümkün değil. Burhan, daha ileriye gitmemize gerek yok. Efendim, eğer bana izin verirseniz, geçmişlerimizin hatalarını biraz irdelememiz gerektiğini söylerim. Nasıl? Her asırda insanlar bir din adamının etrafında toplanır ve onu sultanın seviyesine çıkaracak kadar yükseltirler. Emreder, emirleri yerine getirilir. Eğer isterlerse kralları bile değiştirirler. Elinde dinin hükümleri, kuvvetli adamların gücü vardır. İstediği zaman insanları susturur. Yine istediği zaman gizli bir sırla kalplerindeki ateşi gürleştirir. İşte efendim, bütün bunlardan dolayı bu adamı istediğimiz yöne çevirebilirsek çok iyi, çok iyi olur diye düşünüyorum.
Ya Burhan, Dımaşk büyük alimlerle doludur. Ez-Zehebi, İbni Kesir, hatta İbni Keyim hapishanede olduğu halde insanlar onu seviyor ve hürmet gösteriyor. Hayır efendim, onlara hiç güven olmaz. Çünkü onlar avamı bize karşı Allah'ın kanunu adı altında kışkırtıyorlar. Sanki bizler kafirmişiz gibi. Peki söylediklerine uygun birini görüyor musun Burhan? Takuyiddin İbni Es-Sibki. Göster bana, göster. Hayır, hayır. Önce arazi satışının vesikası. Aa, sana getireceğim söz. Bekle, bekle, tamam. Peki. Sana yardımcı olacağım. İyi de ne istiyorsun peki? Dur, çok sabırsızsın. Dur, her şeyi anlatacağım. Bak, hayır, şunu... Hayır, hayır, hayır. Her şeyden önce ittifak etmemiz gerekir. Ama ben senin emrindeyim. Şimdi... Sen bana yardım et, ben de sana. Ama yapacağım. İlk dile getireceğim fetva... ...üzümü şarap yapanlara... ...satmanın caiz olduğunu söylemek. Evet, bunu yapacağım. Çok güzel. Es-Sıpki, çok güzel. Hayır. Babama bu derece nasıl zulmedilir? Eğer Sıpki'nin emrini ve El-Cevziye medresesinin durumunu bilseydi... Kim bilir, belki öldürücü bir hastalığa yakalanır. O da kardeşimin yanına giderdi. Bak Şerafettin, Sultan El-Nasir Muhammed İbn Kolan'a bir mektup yazıp olanları anlatsak... ...ve Dımaşk alimleri adına babanın hapishaneden çıkmasını talep etsek nasıl olur? Sen ne dersin ha? Bunu bir düşün. O güzel bir öneridir ama... İmam İsmail İbn Kesir bütün şeyhlerin imzalarının sorumluluğunu üzerine alır. Hiç unutma ki babamı ve senin kardeşini hapishaneye atan Sultan En-Nasır'ın kendisidir. Şerafettin, bizi umutsuzluk nehrine atma. Bırak onun vicdani duygularını biz uyandıralım, lütfen. Allah senden razı olsun ey kuzem. İsteyip istemediğini sana getirdim. Tarak, mürekkep ve kağıt istemiştin, tesbih istememiştin. Ama ben tesbihimi de sana getirdim. Peki ne diyorsun, beğendin mi? Peki ama sen... Ben bir mum var, onu yakacağım. Mum bana yeter İbni Kayyım. Sense bu tesbihi bir yıldıza döndürüp... ...insanları onunla yollarını bulacak duruma getir. Mumu bana ver ve sen de tesbihi al. Hayır, hayır, benim söylediklerim doğru. Sen insanları doğru yola getir. Biliyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... ...kişi kardeşinin yardımında bulunduğu sürece... ...Allah da ona yardımcı olur. İşte sen benim en hoşlandığım bir şekilde bana yardım ettin. Allah senden razı olsun. Eğer yemek veya su istersen beni çağır. Ne istersen. Kişinin kalbinden tüm cahiliye kirlilikleri çıkmadığı sürece imanın tadını ve doğruluğun kıymetini tatması mümkün değildir. Vezirim efendim. Hapishanenin kapısını aç. Emredersiniz vezirim efendim. Neden sesini böyle yükseltiyorsun ha? Söyle bana. Yok, yok, yok bir şey efendim. Yok, hiçbir şey yok. Lütfen efendim, hiçbir şey yok. Çabuk ol. Neden duruyorsun böyle? Peki efendim, hemen açıyorum, hemen. Aç şu kapıyı hemen. Tamam efendim, açıyorum. Buyurun efendim. Sen çekil. Onu bana ver.
Ver dedim. Bu nedir ha? Nedir? Nasıl buna izin verirsin? Bu miskinin üzerinde kızgınlığını taşırma. Onu bana bırak. Nefsinin galeyanını tatmin etmek için bu öfkenle geldiğini tahmin etmiyorum senin ey zalim. Dün seni döveceğimi, vaat ettiğimi hatırlıyor musun? Bana söyler misin? Kıyamet günü hayalini hiç etkilemiyor mu? Ateşi görmüyor musun? Ateş ancak halkı temiz insanlara karşı kışkırtan senin gibi kimseler içindir. Peki sen kendini iyilerden mi sanıyorsun? Tenkiz'in zabıtlarının büyüğü olmam için Allah beni seçti. Aynı zamanda evde benden sorulur. Biliyor musun Kulzem, bunların aşağılığın ve kırılmanın kendisi olduğunu bilmiyor. Kimin için aşağılık? Allah'a yemin ederim eğer elimde emir olsaydı seni ağaçlara asıp gece gündüz döverdim. Şeytan seni kör etmiş ki insanların boğazını sıkan bir tırpan gibisin. Ve sana sorulduğunda da o memleketin menfaati içindir dersin. Tam aksine o kuvvetli ve tek olan Allah'ın kanunudur. Kötülük üzerine mi beni Allah'ın kanunuyla muhakeme ediyorsun? Ey Şeyhülislam İbni Teymiye, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sesim seni etkilemeden ve acıların şiddetinden inlemeden soruma açık bir şekilde cevap ver. Günlerdir hayret ve şaşkınlık içindeyim. Ne istiyorsun? Niye hükümleri değiştiriyorsun? Neden bunları yapıyorsun? Amacın ne? Helal açıktır. Aynı şekilde haram da açıktır. Ne istediğini bana söyle. Neden her zaman sen ve senden önce de hocan bu kadar inatçısınız? Söyle bana. Çünkü bizler Allah'ın adaletinin gerçekleşmesini istiyoruz. Bunu da Allah bize emretti. Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Muhakkak ki adaletli olun. Bu yönetimi elinde tutanlar içindir. Avam tabakası için değil. Yoksa istikrarsızlık olur. Ey Kur'an'ı terk edenler, o ancak müminler içindir. İdareyi elinde bulundurmayan nasıl adalet etsin? Adalet, saltanat ve idareyi elinde bulundurmak demek değildir. Adalet, tek ve Rahman olan Allah'ın hakkına riayet etmekle olur. İmanın ve İslam'ın rükunlarını yerine getirmekle olur. Adalet, yani zulümle mücadele etmek demektir. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Adalet, gafil olanları uyandırmak içindir. Zulmedenlere asla meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. Zulüm sadece saltanat ve mevki için değildir. Adalet de tartı üzerindeki kum torbalarınızda saklanmaz. Belki o insanın yaratılışıdır. Ey Burhan, bunları anladın mı? Zalim veya mazlum olsun kardeşine yardımcı ol. Bırak şimdi sana yardımcı olayım. Ve şeytanın seni nasıl aldattığını sana göstereyim. Ey dili uzun olan, şeytan mı bana bulaştı ha? Haksızlık eden zalimler hangi akıbete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Ah ey peygamber, sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil olduğunu sanma. Yeter. Nedir bu? Delirdin mi? Kötülüğümü kavradım ve zulmümü anladım. Mikrop senin zulmün mü? Senin zulmüne ses çıkarmamam zulmün ta kendisidir. Bu yanlış sözlerinle mi hizmetçileri aldatıyorsun ha? Al sana! Allah'ın ve Resulünün sözleri dışında ben bir şey konuşmadım.
Batıl içeren doğru söz. Belki seni kuvvetle men edeceğim. Bunu yapacağım, inan bana. Yolunuzu kapatacağımı ve fetva verdiğiniz işleri engelleyeceğimize size kim haber verdi? He? Söyler misin? Senin böyle yapacağından korktuk. Yoksa biz şu an çarşılarda insanlara hayırda fetva veriyor olacaktık. Ebu Bekir Hassaf'ın yazdığı El Hıyel kitabını hiç okudun mu sen? Onu ezberledik. Harika, çok güzel. Ben yolunuzu kesmeyeceğim ve sizler benim halis öğrencilerimdensiniz. Fakat insanlara el hıyelden fetva vermek onları sevindiriyor. Çünkü o sınırsızdır. Onun için hemen ceplerinden yüzlerce dinar ve dirhemleri çıkarırlar. Ey şey, anladın mı? Benim sessizliğimi mi satın alacaksınız? Peki bu sessizliğinizi kaça satın alacağız? İnsanlardan aldığınızın yarısıyla. Kabul ettik. Efendim, İbni Keyim'i hapishaneden çıkarmak için biraz yavaş davranalım. Neden? Yaralarının iyileşmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var efendim. Yaraları mı? Efendim, senin hizmetçim Burhan'ı küfür ve iftiralarla itham etmesine nasıl razı olursun? Kim seni bunu yapmaya itti? Onun uzun dilinin dışında kim beni bunu itebilir ki? Sana ne yaptı ki? Onun durumunu öğrenmek için hapishaneyi ziyaret ettim. Efendim, iyilikten başka bir şey istemiyorum. Beni tahrik etti. Hiçbir adamın hapishanede mektup yazdığını, hapishanedekilerin de ona mürekkep ve kağıtlar uzattığını görmedim. İyilikle ona soru sorduğunda o da soruya soruyla karşılık veriyor efendim. Yemin ediyorum ki ona iyilikle muamele ettim. Fakat baktım ki hayatımda duymadığım kötü kelimeleri söylüyor. O sırada tutuklar gelip bize karıştılar ve dedi. Ne dedi? Efendim, öyle sözler söyledi ki onu bir daha ağzıma almaya cesaret edemiyorum. Kulaklarımdan girip çıktılar. Bundan dolayı onları ezberleyemedim. Bak, onun beni sevmediğini biliyorum. Ama ya tutuklular? İbni Keyim onları da saptırdı. Bundan dolayı onları tutukladım. Ve onları korkutmak, edep vermek için sesimi biraz yükselttim. Eğer bu saltanat emri olmasaydı? Sultan Mısır'dadır. Biz ise burada Dimeşk'teyiz. Biz ateşin içindeyiz. Oysa gönül rahatlığıyla dinleniyor. Bizim gibi şeyhlerin fetvasıyla uğraşmaz. Onun emrini yerine getirmekten başka bir şey yapamam. Yoksa beni makamından uzaklaştırır. Efendim, önce onu serbest bırakacağız. Daha sonra da onu buradan çıkması için zorlayacağız. Demek istiyorsun ki Dimeşk'i terk etmesi için. Nasıl? Eğer izin verirsen bunu yapacağım. Sana izin verdim. Oh.
Gözlem, seninle konuşmaya güç yetiremiyorum. Dilim damağıma yapışıyor. Dilim damağıma yapışıyor. Çok susadım. İbn-i Keyim'le hapishanede bulunmak kişi için kesinlikle bir şereftir. Cennette bile olsa Burhan'la yan yana olmak insanın değerini çok zedeliyor. İnsanı değersiz kılıyor. Sabret. Sabret iyi kardeşim. Allah bizimle beraberdir inşallah. Sen ayağını sabır merdivenine koyduğun için bunu hissedemiyorsun. Ama bense karanlık gözleri kamaştırıyor. Onu bırakıp bana ışığı göster lütfen. Bana doğru yolu göster. Tut elimi. Benimle derece derece çık. Derece derece yüksel. Sevgi. Sevgi cennettekilerin onda yarıştıkları bir makamdır. Sevginin alametlerinden biri de özlemdir. Allah'la karşılaşmayı, Allah'la karşılaşmayı uman iyi bilsin ki Allah'ın bunun için tayin ettiği vakit gelecektir. Bu özlem içinde olanların taziyesidir. Evet. Resulullah bir duasında diyordu ki, ya Rabbi, senin yüzüne görme lezzetini ve sana ulaşma özlemini bana nasip et. Biz nasıl Allah'a kavuşmak için özlem duyacağız ki? Biz şeytanlara tabi olmuşuz. Allah bizi affetmez, hayır. Cezamız büyük, suçumuz ağır. Sevgiyi öğren. Peki nasıl? Farzlardan sonra nafileleri kılmakla ve her halükarda Allah'ı dil ve kalple, ne olursa olsun işin ve durumunla zikret. Bu şeriatta aslı esası olmayan bir konuşmadır. İçkinin yapıldığı yere üzümün satılmasını nasıl engeller? Bu kötülüklere engel olmak içindir. Çünkü sen biliyorsun ki insanlar onun içki için suyunu çıkarıyor. Böyle mi helali haram kılayım ha? Satışı Allah helal kıldı ya Abdurrahman. Harama sebep olan şey de haramdır, bunu unutmayın. Belki sen Resulullah'ın kim bilerek çalandan çalınan bir şeyi alırsa o da günaha ve ayıba iştirak etmiş olur der. Bunu hatırlıyorsundur. Yine biliyorsun ki Resulullah yenmesi haram olan şeyi de haram etti ve dedi ki, Allah Yahudilere iç yağı haram kıldı. Ama onlar onu aldılar ve sattılar. Bundan dolayı da onlara lanet etti. Sadece bunun için mi bana geldin ey Abdurrahman? İçki yapana üzümün satılır diye cevap verdiğin fetvan, haram olan her şeyin helal olmalarına kapı açar. Allah rızası için söyle bana. Bunu kimin hatırı için yapıyorsun? Yoksa zabit başı Burhan için mi? Hayır, onu çiftçiler ve fakirler için yaptım ki satıp para kazansınlar. Hayatın nimetlerini bilsinler diye. Çünkü o din kolaylık dinidir. Eğer İbn-i Temmiye hayatta olsaydı, sen bu fetvayı vermeye cüret etmezdin. Evet. Allah senden razı olsun ey Abdurrahman. Ve seni kardeşin gibi Müslümanlara yol gösterenlerden eylesin.
Ey İbni Keyim, sana müjdeler olsun. Sultan senin salıverilmen için emir verdi. Fakat sen bundan böyle El Cezviye medresesine dönmeyecek ve camilerde ders vermeyeceksin. Hadi ey Eyüp, onun çıkması için yardım et. Şunu aklından çıkarma ki Kulzem buraya gelmeden asla asla çıkmayacağım. Ne? Bana şart mı koşuyorsun? O bana yardımcı oldu ve hapishaneye girdi. Allah-u Teala da bize vefalı olmamızı ve borçlarımızı ödememizi emrediyor. Söylediğin doğru mu? Haber insanların kulaklarına ulaşıyor. İşte bütün Dimaşk halkı babanı karşılamaya çıkıyor. Çık da bak. Hadi Şerafettin, beraber gidelim. Hadi. İnsanlara kim haber verdi? Bilmiyorum efendim. Sanki onlar bizleri takip ediyorlar. Onun çıkma saatini nasıl bildiler? Belki Emir Tenkes'in askerleri... Onlara lanet olsun! Eyüp, hapishanenin bekçileri çağır. Emir senindir efendim. Zaman geçti ve babamı hala hapishaneden çıkarmadı. Bu kalabalık burada durduğu müddetçe de çıkarılmayacaktır, unutma. Eğer evlerine dönmeyi reddederlerse onlara ok atın. Hadi! Emredersiniz efendim, hadi. Nerede babam? Bugün çıkmayacak mı? Çıkacak inşallah. Ama her şeyden önce bu kalabalığın dağılması gerek. Onlar onu seven ve ona kavuşmayı isteyenler. Komutan Burhan insanların İbni Keyyim'i ismiyle çağırmalarından korkuyor. Sana haber vermedim mi? Ey insanlar! İbni Keyyim'in salıverilmesini isteyenler evlerine dönsünler. Hem de hemen! Hadi gidin! Ey insanlar, ey İbni Keyyim'i sevenler, şimdi memleketinize dönün. Çünkü zabitlerin adamları sizin burada bulunmanızdan korkuyor. Evine bile dönmüş. Hadi, ey amcaoğlu, bundaki görüşün nedir? Buğday torbası gibi. Bir haneden bana bir ertelemeyle 20 dinara satarsın. Sonra aynı şeyi benden 10 dinara almak istersin. İşte böyle istediğin malı vermiş oluyor. Fakat bu... Benim için de senin için de borçtan daha iyidir. Ey amcaoğlu, sen işi bıraktıktan sonra yaşamında sana yardımcı olsun diye sen malı istiyorsun. Bense onu ticaret için alıyorum. Al işte. O 2 ay erteleme ve fiyatı 20 dinar olan buğday torbası. Al bakalım. O torbayı bir daha bana ver. İşte şu anda onu senden 10 dinara satın almış bulunuyorum. İşte para burada. Buyur bakalım. Ama bunun ben faiz olduğunu tahmin ediyorum. Eğer istersen bunu şeyhe sor. Onu tanıyor musun? Onun ismi Malik'tir. Ve fetva vermede İmam Malik gibidir. Onda Kadı Takiyettin'den ruhsat vardır. O zaman El Sıbki nereye gitti?
Oğlun Şerafettin Abdullah doktor gibi seni tedavi ediyor. Kim babamın nebevi tıbbını okursa balın ne kadar faydalı bir ilaç olduğunu anlar. Faydalarını sayma üzerine tabii. Kim onun faydalarını babana okursa kalbini Allah'a bağlamış olur. Bu veya şu. Şeyh İbni Teymiye'nin olgunlaşmış yeşil yapraklar gibi kitaplarına nazaran bense kitaplarımı kurumuş yapraklar olarak sayıyorum. Doktorun eli uzmandır. Belki de Burhan'ın acımasız eliydi. Abdurrahman benim gıyabımda neler olduğunu bana haber ver. Hazin ve üzüntülü şeyler. Baba yaran acıyor mu? Elhamdülillah. Acıları geçti oğlum. Bana söyle Abdurrahman. Benden bir şeyi saklama. Takiyettin Eskıbi şeytani hilelerin kapısını açtı. Peki nasıl? Allah'ın satışını helal kıldığı bahanesiyle üzümün satılabileceğine dair izin verdi. La havle ve la kuvvete illa billah. Ona bağlı onlarca kişi çarşı ve yollarda oturup Allah'ın haram kıldığını helal yapıyorlar. Peki büyük alimlerimiz neredeler? Nerede Ezzehebi, nerede İbni Kesir? Buna karşı çıktılar. Ama ne yazık ki insanlar bunların haramı helal yapmalarına sevindi. Kulaklarını da alimlerin sözlerine tıkadı. Bunlar konuştuğunda da sustular. Ticaret adı altında faiz yaygınlaştırıldı. Kadın kendini boşattırdı. Bidatlar yaygınlaştırıldı. Onları da büyük bidatlar takip etti. Bu nasıl olur?